uzaylı cesedi olduğu iddia ediliyor. Bize öyle bir görüntü gösterdiler. Peki evet. Ne kadar gerçekçi bu? Şöyle, tabii ki az önce haberinizde de kısaca değindiğiniz gibi böyle iddialar gerçekten ne diyelim ona, bir infiale yol açıyor. Ve sosyal medyanın da gücüyle, internetin gücüyle dünyanın her yerine bir şekilde ulaşıyor. Ve biz böyle bir iddialar gördüğümüzde, buna benzer iddialar gördüğümüzde hemen bir makale, bir bilimsel veri, bir döküman veya herkesin inceleyebileceği, özellikle DNA konusunda uzman insanların, özellikle antropologların, çünkü konu onunla alakalı bir nevi, 1000 yaşında olduğu düşünülen iki tane mumyalanmış kadavra diyelim buluyorsunuz. Bunu nerede buluyorsunuz? Yanında başka bir şey var mıydı? Bunun gelişmiş bir uygarlığa ait olduğunu gösteren şey nedir? Ve bu acaba 2017'deki vakaya benzer bir şey mi? Çünkü mevzu bahis kişinin bu konuda ciddi bir ne diyelim ona, geçmişi var. Kötü bir geçmişi var. Ve tabii ki baktığınız zaman biliyorsunuz geçen aylarda NASA'da bir toplantı oldu, bir ekip oluşturuldu. UAP diyoruz artık, UFO demiyoruz o olaylara. Onları inceleyecek bir ekip kuruldu ve yarın Türkiye saatiyle akşam 5'te o ilk incelemenin raporları yayınlanacak. Şimdi yarın izleyeceğimiz şey bilimsel bir şey, ancak bu gördüğümüz bir show. Bunu az önce bahsettiğiniz ünlü astrofizikçinin veya astronomun da söylediği gibi, gerçi o da biraz tepki çekti sanırım iş arkadaşlarından o etkinliğe katılarak. Bize bu delilleri, neyse o elinizdeki şeyler, gösterin dedi. Evet, ama gösterecekler mi? Göstermeyecekler bence. Yani ya bu görüntüler çok olarak da bir şey ifade etmez. Ne olduğu anlaşılmıyor zaten, değil mi? Doğru anlıyorum. Yani öyle, ancak şunu da altını çizmek lazım. Muhtemelen siz de evrende yalnız olmadığımızı düşünüyorsunuzdur. Yani biraz olsun evrenin büyüklüğünü idrak etmiş insanlar bunu düşünür. Bu gayet normal. Evet. Ancak evrenin büyüklüğü aynı zamanda ulaşım zorluğu da getirir. Siz Star Wars filmlerindeki gibi solucan deliğine giriyoruz, evrenin öbürüne çıkıyoruz diyebilirsiniz, ancak siz ışık hızında giden bir uzay gemisi yapamıyorsunuz bugünkü fizik bilgimizle. Ve bilim, eğer bugünkü bilimle konuşacaksak, bize en yakın yıldız 40 trilyon kilometre ötededir. Oraya 15 bin, 20 bin yılda gideriz bugünün teknolojisiyle. Yani gelip gitmek öyle kolay değil. Başka bunun nedenleri de var. Evrende canlı olsa bile neden gelemeyeceğinin değişik senaryoları var. Şimdi diğer konu üzerinden gidelim. Hocam o dediğiniz ya, evet, çok uzak. Şimdi çok uzak bir, evet, yerde bir keşif var. 120 ışık yılı uzaklıkta. Doğru. Yaşam belirtisi olabilir deniliyor. Dimetil sülfit adı verilen bir molekülün tespit edilmiş olabileceği ifade ediliyor. Bu da net değil. Ve atmosferinde metan gazı ve karbondioksit var deniliyor. Belirlendi, ama evet, o sizin söylediğiniz gibi 120 ışık yılı uzaklık. Hani bunu herhalde bir kilometrelerle falan ölçebileceğimiz bir şey de değil. Mesafe, bu ne anlama gelir? Yani bu o şöyle bulunan, keşfedilen diyeyim, karbondioksit gazı, metan gazı, diğer moleküller. Şöyle, şimdi canlılık izleri olabilecek bazı moleküller var. Mesela ilerlemiş bir uygarlığın izi de olabilir karbondioksit. Çünkü biz de biliyorsunuz ilerlediğimiz için sanayi devriminden sonra atmosferdeki karbondioksit oranını arttırmışız. Bu bir delildir. Ancak orada az önce bahsettiğiniz dimetil sülfür denilen bileşik dünyada sadece okyanustaki bir tür planktonlar vasıtasıyla üretilebiliyor. Yani bildiğimiz anlamda onun kaynağı canlılık. Hı hı. O nedenle siz 120 ışık yılı uzaklıktaki bir cisme bakınca, bu arada 120 ışık yılı deyince zaman birimi gibi geliyor. Elbette ışığın 120 yılda gidebileceği bir mesafeden bahsediyoruz. Yani 120 çarpı 9,5 trilyon kilometreden yaklaşık 1.2 katrilyon kilometre ötedeki bir yıldız bu. Ancak bu çok büyük bir mesafe değil biraz astrofizikçiler için. Çünkü bizim galaksimiz 950 katrilyon kilometre genişliğinde. O 1.2 katrilyon kilometre ötede. Ve az önce bahsettiğiniz gibi o sinyal bilimsel anlamda sinyal olabilecek kadar güçlü değil, ancak şöyle bir şey var. Webb teleskobu sadece iki gezegen geçişinde bunu belirleyebildi. Gezegenler yıldız önünden geçerken onun ışığını kesiyor, siz oradan analiz ediyorsunuz. Işık çünkü gezegenin atmosferinden geçip size ulaşıyor. İki geçişte bunu yaptı. 20 geçişte gözlese acaba ne göreceğiz? O nedenle ilerleyen günlerde tekrar gözlenecek ve belki biz sizinle bu keşfin doğrulandığı haber üzerine sohbet etmeye başlayacağız. Ve bu öyle bir keşif olursa, bugüne kadar dünya dışı canlılık anlamındaki en önemli sinyal elde etmiş olacak insan. Evet, evet, en net sinyal elde etmiş olacağız. Sonra belki şunu sorgulamaya başlayacağız.
Acaba bu dimetil sülfür dediğimiz bileşik sadece planktonlar tarafından üretilmiyor mu? Çünkü bilimsel mantık şudur. Bir şey bulduğunuzda doğrulamaya çalışmazsınız. Yanlışlamaya çalışırsınız. Yanlışlamaya çalıştıkça iddianız güçlenir. Bu da o süreçlerden geçecektir. Ve o günlere doğru geliyoruz sanki. Yarın NASA bir açıklama yapacak. UAP yani tanımlanamayan anormal olaylar diyoruz artık onlara. Onların nasıl inceleneceği, hangi bilimsel metodolojinin uygulanacağından bahsedecek. Bu yüzyıl içerisinde de ben bunu her zaman söylüyorum. Bir canlılık varsa bu güneş sistemi içerisinde, sadece bizim güneş sistemimizde, onu kesinlikle bulacağız bu yüzyıl içerisinde.